Bankaların bize söylediği en büyük yalanlardan bir tanesi de banka hesabımızdaki paranın arttığıdır. Gerçek şu ki para faizden dolayı miktar olarak artıyor olsa da değer olarak veya gerçek anlamda artmaz. Enflasyonun tavan yapmasıyla ve banka faizinin geride kalmasıyla birlikte bankada para tutmak aslında paranın suyunu çekmesi demektir. Bu videoda bu maddi aşınmayı durduracak ve nesiller arası zenginliği artırmanıza yardımcı olacak 6 varlıktan söz edeceğiz. 1. Tanrı parası. Altın, gümüş ve platin. Paranın değerli sayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de gelecek için değer depolamak amaçlı kullanılmasıdır. Ancak günümüzde hükümetler cari açığı finanse etmek için daha fazla para basmaktadırlar. Bu nedenle dolar adını verdiğiniz o kağıt parçasının ne zaman değersiz hale geleceğini bilemezsiniz. Dolayısıyla finans uzmanları az bulunan ve kolaylıkla yaratılamayan değerli bir şeye yatırım yapılmasını önermektedir. Zenginlerin portföylerinin bir bölümünü her zaman değerli metallere ayırmalarının en büyük nedeni budur. Enflasyon tavanı delip geçerken altın, gümüş ve platin gibi değerli metaller değer bakımından her zaman yükselecektir. 1950'li yıllardan önce 400 dolara alınan bir altın 2023 yılında 2000 doların üzerinde fiyatlandırıldı. Nakit para düşerken altın yükselmeye devam ediyor. Aynı şekilde diğer değerli metaller banka hesabında para tutmaktan daha iyidir. Fiziki altın satın almadan portföyünüze nasıl altın katabileceğinizi merak ediyorsanız altın ETF'lerine yatırım yapabilirsiniz. Altın ETF'leri siz olmadan ya da fiziksel altına sahip olmadan altın fiyatlarına göre size geri dönüş yapan oldukça ekonomik yatırım araçlarıdır. 2. Sanayi ürünleri, ham maddeler. Değerli metallerin değerli olarak adlandırılmasının bir nedeni az bulunurluk olsa da bunların doğal kullanım değeri de vardır ve bu onları vazgeçilmez sanayi ürünleri yapmaktadır. Örneğin gümüş, elektroniğin, tıbbi ekipmanların, nükleer reaktörlerin üretiminde kullanılır. Aynı şekilde kobalt, nikel ve bakır gibi diğer metallerin alternatif materyallerle kolay bir şekilde değiştirilemez olan doğal özellikleri olduğundan dolayı endüstriyel talepleri yüksektir. Daha net bir resim çizmek gerekirse, 2020 yılından bu yana kobaltı olan talep fırladı. Bunun en büyük sebebi ise elektronik cihazlar için batarya üretiminde önemli bir kullanım olması. Ancak ham maddelerin ediniminde hepimiz büyük miktarlarda para yatırımı yapamayız, fiziksel olarak depolayamayız ya da doğru alıcıları bulamayız. Bu nedenle madencilik bazlı maden şirketlerinin stoklarına veya vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına yatırım yapmak bu gibi maruziyet elde etmenin harika yollarıdır. 3. Güvenli para birimleri. Hiçbir para biriminin altınla desteklenmediği günümüz fiyat para birimi dünyasında yatırım yaparken jeopolitik istikrar önemli bir faktördür. Zenginler paralarını bu yüzden İsviçre bankalarında saklamaktadır. Dünyanın en güçlü ekonomik sistemlerinden birine sahip olan İsviçre, çok daha istikrarlı jeopolitik bir ortam sunmaktadır. Dolayısıyla İsviçre frangı, çalkantılı zamanlarda güvenli bir liman olarak kabul edilmektedir. Bunu defalarca gördük. Örneğin 2009'da Eurozone borç krizi ve 2008'de küresel finans krizi esnasında paranın değer kaybetmesi sebebiyle servet erozyonunu önlemek için büyük fonlar bu ülkelerden İsviçre'ye aktarıldı. Ayrıca İsviçre frangı, uluslararası ticarette ABD doları için değerli bir alternatif olarak işlev görmektedir. Örneğin son zamanlarda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen kriz esnasında ABD-Rus ticaretine yaptırım uygulandığında Rusya, İsviçre frangıyla ticaret yaptı. Bu tür olaylar İsviçre frangına olan talebi artırmış ve diğer tüm para birimleri karşısında muazzam değer kazanmasına yol açmıştır. Bu nedenle İsviçre frangı, İngiliz sterlini ve Çin yuanı gibi üstün para birimleri harika bir değer biriktirme aracıdır. 4. Devlet garantisi. Dolara hiç çok yakından baktınız mı? Bu senet, kamu ve özel tüm borçlar için yasal ödeme aracıdır. Bunun ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? 1971'den bu yana Nixon altın standardını kaldırdığında, dolar ABD yasalarına göre yasal ödeme aracı haline geldi. Bu da onu bir değişim aracı olarak değerli kıldı ve onu herhangi bir mal ya da hizmet için orantılı bir karşılık olarak görmeye başladık. Dünyada hiçbir itibari para, altın veya başka bir fiziksel varlıkla desteklenmese de, yine de hükümetin tam inancı ve kredisiyle desteklendiği kabul edilir. Basitçe açıklamak gerekirse,
paranız onu destekleyen hükümet kadar istikrarlıdır. Bu nedenle devlet garantisine yatırım yapmak değerli bir değer biriktirme aracıdır. Herhangi bir ulusun hükümeti her zaman temerrüde düşen son hükümettir. Hükümet temerrüde düşerse tüm ulus temerrüde düşecektir. Ve hiçbir güçlü hükümet bunun olmasına müsaade etmez. Dolayısıyla devlet garantisine yatırım yapmanın en güvenli yollarından biri devlet tahvilleridir. 5. Değer odaklı hisse senetleri ve yatırım fonları. Hazine yatırımları şüphesiz nakitten daha iyi bir getiri sağlamaktadır. Ancak düşük riskten dolayı stoklardan daha düşük getiriler sunmaktadır. Ve düşük risk her ne kadar önemli bir yatırım kriteri olsa da yüksek getiri neredeyse tüm yatırımcılar tarafından talep edilmektedir. Stoklar da bunu elde etmenin harika bir yoludur. Bununla birlikte her hisse aynı derecede riskli değildir. Aslına bakılırsa borsa temel olarak iki tür hisse senedine ayrılmaktadır. Değer bazlı hisse senetleri ve değer artışı sağlayan hisse senetleri. Teknoloji hissesi gibi değer artışı sağlayan hisse senetleri daha risklidir. Çünkü bunlar başarısızlık potansiyeli yüksek olan fikir ve teknolojilerle faaliyet gösterirler. Fakat endüstriyel metallerle faaliyet gösteren değer bazlı hisse senetlerinin risk oranı öngörülebilir gelecek için yerleşik talep nedeniyle düşüktür. Bu nedenle güçlü temellere sahip değer bazlı hisse senetleri yalnızca sabit ve istikrarlı satış artışı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istikrarlı temettüler de sağlar. Ancak her bir değer bazlı hisse senedinin temellerini araştırmak ortalama yatırımcılar için zaman alıcı ve külfetli olabilir. 6. Arazi ve gayrimenkul. Muhasebecilerin araziyi amortizmana tabi olmayan bir varlık olarak görmelerinin çok geçerli bir nedeni vardır. Bu da az bulunur ve her zaman talep görür olmasıdır. Zamanın başlangıcından bu yana arazi dünyanın en değerli kaynaklarından bir tanesi olmuştur. Evler, okullar, fabrikalar, tarım ve ticari alanlar için araziye ihtiyacımız vardır. Ayrıca gittikçe artan insan nüfusuyla birlikte duyulan talep asla azalmayacaktır. Buna benzer olarak arazi üzerine inşa edilen konutlar, ofis alanları ve ticari mülkiyetler de her zaman revaçtadır. Dolayısıyla hem arazi hem de gayrimenkul yatırım portföyünüzde mükemmel bir enflasyon koruması görevi görür. Birkaç sayıya bakacak olursak, Bloomberg'un yaptığı bir çalışmaya göre konut fiyatları 2008 konut balonu sırasındaki büyük bir düşüşe rağmen 1992 ile 2020'li yıllar arasında 3'e katladı. Bu nedenle dolar para değer kaybederken gayrimenkule yatırım yapmak her zaman faydalı olur. Ancak çoğu küçük yatırımcı gayrimenkul işine girmeyi ancak hayatlarının ilerleyen dönemlerinde düşünür. Çünkü gayrimenkul deyince akıllarına sadece oturdukları ev gelir. Oysa 40'lı yaşlarda tamamen ödenmiş bir eve sahip olmak net değer hedefidir. Perakende emlak piyasasından bir miktar almak her yaşta tavsiye edilir. Ayrıca çoğu yaygın inanışın aksine gayrimenkul elde etmek için çok fazla paraya sahip olmanız gerekmez. Yatırım fonlarıyla benzeyen gayrimenkul yatırım ortaklarına yatırım yapabilirsiniz. Ya da kiralık mülk sahibi olmak için borç alabilirsiniz. Kiranız masrafları ve ipotek ödemelerini karşılayacak ve aynı zamanda size biraz kar getirecektir. 7. Koleksiyon eşyaları. Klasik arabalar, nadide sanat eserleri, el yapımı lüks el çantalar, sınırlı üretim saatler ve hatta ikonik kitapların ilk basımları bu varlığın içine girmektedir. Normal bir araba söz konusu olduğunda fiyatı yola çıktığınız anda yarı yarıya kaybeder. Türkiye'de bu durum geçerli değildir. Ancak klasik arabalar için matematik tam tersine işler. Mesela şarap. Zamanla değer kazanırlar. Aslına bakılırsa Otokar'a göre 1955 model bir Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 2022 yılında 135 milyon avro gibi göz kamaştırıcı bir fiyata satıldı. Bu tür arabalardan sadece 2 tane üretildi. Bu nedenle araba eksperleri tarafından nadir koleksiyon olarak düşünülmektedir. Buna benzer bir şekilde 2017 yılında Leonardo da Vinci'nin en tartışmalı tablosu olan Salvatore Monte Cristi'nin açık artırmasında Suudi Prensi tarafından tam 450 milyon dolara satın alındı. Zengin kişilerin sınırlı üretim ürünlere yüksek miktarda para harcamalarının sebebi bu eşsiz parçaların zamansız değer hazineleri olmalarıdır. Hayal edilemeyecek kadar yüksek fiyatlara alıcı bulabilirler.